Şimdi öncelikle o tekne olayına gelmeden önce bu mülteciler bu sınırları nasıl geçtiğiyle ilgili bir iki şey söylemek lazım. Bu mülteciler insan kaçakçıları tarafından ciddi paralarla geçiş yapıyorlar. Biz bunu defalarca deklare ettik. Bu insan kaçakçıları bu işi kendi başlarına yapmıyorlar. Görevli, yetkili kişiler olmadan o sınırları öyle geçmek çok mümkün değil. Bunu çoğu zaman muhalif parti temsilcileri de dile getiriyor. Tabii onlar üzerinden siyasi olarak tepinmek için söylüyorlar ama bu oluşan rant ekonomisi, sınırda oluşan rant ekonomisinin bir bölümünün de biz bu insan kaçakçılarıyla ortak çalışan güvenlik güçleri tarafından paylaşıldığını düşünüyoruz. Çünkü orada da çok ciddi zorbalıklar yaşanıyor. Şimdi bu insanlar, evet, bir tekne battı. Bu teknede 62 kişinin, birinin çocuk olduğu, 62 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ama iddia şu, 100 kişinin üzerinde insan vardı. Şimdi dosya hangi aşamada? Dosyada bir kişi ceza aldı, 25 yıl ceza aldı. Bu kişi bilinçli taksirle öldürmeden ceza aldı. 10 kişi beraat etti. Oysa eğer bu süreç sonuna kadar takip edilmiş olsaydı, bu mülteciler oraya nasıl geldi, kimler buna aracılık etti, kimler bu ranttan nemalandı olsaydı, bence bu burada kusuru olan devlet personelleri de, memurları da bu davada yargılanıyor olmalıydılar. Bir diğeri, bir iddiaya göre, tabii bu bir iddia, ceza alanın da aslında işi yapan değil, kendisine taşere edildiği iddia ediliyor. Yani böyle bir duyum da var ama sonuç itibariyle bugün açısından değerlendirdiğimizde bir kişi, evet, 25 yıl ceza aldı, 10 kişi beraat etti ve dosya istinafta. Ama şunu da söyleyebiliriz, bütün bunları bir kişi yapmış olamaz. Dolayısıyla evet, bir başka perspektiften baktığımızda dosya aklandı, beraat ettirildi. Bir kişi sadece görünürde, işte 60 kişi öldüğü için cezalandırıldı. Yani adil olarak yargılandı anlamına gelmiyor. Ve bizim yaptığımız bir çalışmada mültecilerin %98'inin haklarını bilmediğini biz tespit ettik. Yani dolayısıyla mülteciler aslında insan olmaktan da doğan, iltica hakkından da doğan haklarını bilmiyorlar. Ve bir şekilde bu konuda bir bilinçlendirmenin yapılması gerekiyor. Yani biz ihale olarak da özellikle biz birçok alanda hak ihlaliyle ilgileniyoruz, koşturuyoruz. Ama mülteci çalışmamız bizim son 1,5-2 yıldır üzerine yoğunlaştığımız, biz bununla ilgili bir rapor da yayınladık. Özellikle bu raporda mültecilerin yaşam koşulları, çalışma hakları, çalışma durumları, çocukları, barınma hakları, beslenme hakları gibi ne durumda olduklarını tespit etmeye çalıştık. Onu da biz kamuoyuyla paylaştık zaten. Ama şunu da söyleyeyim, yani az önce de belirttim ama şu çok kritik bir nokta var. Bakın, mülteciler kendilerine yapılan ihlalleri söylemiyorlar. Şöyle bir çağrı da yapmak istiyorum, yani bütün toplum için, yani mültecilerin insan olmaktan da, dünya vatandaşı olmaktan da doğan hakları var. Bir kere biz insan olarak bunu unutmayalım. Çünkü mültecilere davranış biçimi aslında bizim demokratlığımız için de, insan olma açısından da bir turnusol kağıdı. Yani bu yüzden onların davranış biçimini, yani bir komşumuz ailemizden bir bireye davranır gibi davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Onların haklarını göz ardı etmeme gerektiğini düşünüyoruz. Ve mültecilere de çağrımız şudur. İhaleye gelsinler, başvursunlar. Biz bütün gücümüzle onların uğradıkları ihlallerle mücadele etmek için hazırız.